Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber Tonguç evladım ayın evreleri deneyine hoş geldin diyoruz. Aa, kedimin kutusunu mu aldınız hocam? Hayır efendim, bu ayakkabı kutusu. Normal bir ayakkabı kutusunu siyaha boyadık sanki uzay gibi olsun diye ve delikler açtık. Bak, buralarında delikleri görebiliyorsunuz zaten. Bir deliğinden zaten şuradan iki tane delik açtık. Ev gibi olmuş hocam, ben bir anlamadım. Bir tanesinden böyle el feneriyle buradan ışık tutacağız. Şimdi zaten anlatacağım sana nasıl olduğunu. Böyle bu ışıkla da acaba nasıl gözükecek ay, ona bakacağız. Bu ayakkabı kutusunun kapağı, ayakkabı kutusunun kapağını da çok kullanacağız Tonguç evladım benim. Aynı zamanda bir bant kullanacağız. Ondan sonra bir iplik kullanacağız. Sonra bu ayı temsil eden bir pimpon topu kullanacağız. Bu pimpon topu ayı temsil edecek. Göstereceğim şimdi nasıl olduğunu. Bir de makas kullanacağız. Bu şeyleri falan garip kesmeyecek. Garip şeyler var hocam. Hiçbir şey anlamadım şu hemen anda. Hemen çok basit bir şekilde. Deneyimizde şunu yapmamız gerekiyor. Çalışıyoruz. Tonguç evladım, ilk başta yapmamız gereken şey aslında bu ipliği böyle belli bir uzunlukta kesmek. Bu ipliği belli bir uzunlukta aslında ayı sarkıtacağımız bir ip oluşturmaya çalışıyoruz. Hocam, iple ayın ne alakası var? Acayip şeyler getirmişsiniz. Evet, makaslar, gerçekten. İpler, el feneri, bezbol hem topu, ipliğimizi bezbol kestik. Sopası. İpliğimizi kestikten sonra bu ipliği bir ucundan Tonguç evladım benim aslında ayakkabı kutusunun tepesine tutturacağız. Yani şuraya tutturacağız Tonguç evladım benim. Hatta şöyle göstereyim sana. Şuraya tutturacağız. Neden tutturuyorsunuz? Tam hocam, ortasına tutturacağım ki anlatacağım şimdi sana. Buradan ayı sarkıtacağım. Ayı sarkıtıp ayın farklı evrelerinde nasıl gözüktüğünü. Hocam, bence güçlendirin. Bantın tadı da güzel. Evet. Bence. Bantın tadı da güzel olduğu için hemen güçlendirelim Tonguç evladım sen herhalde. Çünkü iyi bir şekilde tutunması gerekiyor ve gerçekten de hiçbir problemin olmaması gerekiyor. Tamam, bunu güçlendirdik. Sonrasında Tonguç evladım benim. Yine bant kesiyorum. Banta çok işimiz var bugün. Gerçekten de bantın tadını sevdiniz hocam bence. Sürekli ısırıyorsunuz bantı. Aynen, bu bantı da şöyle yapacağım Tonguç evladım benim seninle beraber. Bir tarafından pimpon topuna tutturacağım. Bak, hemen gösteriyorum. İplikle beraber pimpon topuna tutturuyorum. Pimpon topuna tutturduğum zaman aslında ayı yukarıdan sarkıtabileceğim. Hatta şöyle birazcık daha kuvvetlendirirsem. Şimdi bak Tonguç. Acaba ne olacak? Ne oldu görebiliyor musun? Bu şekilde sarkıyor. Disko topu gibi oldu. Bu uzayın içinde ortada duran aslında bir ne oluyor Tonguç evladım benim? Hatta şöyle bir sana ışıkla göstermek istiyorum. Işık geldiği aa, zaman. Gerçekten aya benzedi. Sanki ay gibi. Aya benzer. Ayın farklı evrelerinde nasıl gözüktüğüne bakacağız şimdi seninle beraber. Bir böyle bakacağız. Tabii sadece hep buradan tutacağım. Yani güneş hep bir taraftan gelecek. Ama ayın farklı evreleri. Mesela bir de şöyle gelsin. Bak, dikkat et. Aa. O zaman farklı bir tarafı aydınlanıyor. Veya şöyle geliyor. Veya hiçbir tarafı aydınlanmıyor. Veya şöyle geldiği zaman da, tabii sen şu anda kameradan görmüyorsun. Şimdi kamerayı yakınlaştıralım, bir bakalım. İşte bantımızı kullandık, makasımızı kullandık, ipi kullandık. Şimdi onları alalım hocam, onları alalım. Bunların sonuçlarına bakma zamanı geldi. Bunlara baktığımız zaman kutunun içine birazcık yaklaşalım. Şimdi deneyin en heyecanlı yerine geldin hocam. Şimdi kutunun içine bak, yaklaşalım. Şimdi Tonguç'um, ilk başta buradan tutuyoruz. Evet. Ve hani buradan tutalım ışığı. Buradan tuttuğumuz zaman nasıl görüyoruz? Bir yakınlaşalım kamerayla, bir bakalım. Bu taraftan baktığımız zaman gördüğün gibi Tonguç dolunayı görüyoruz. Ama ben şimdi ışık yine aynı yerde, yani güneş yine aynı yerde. Buradan bakalım, bir de yaklaşalım buradan arkadaşlar. Buradan baktığım zaman artık ayın yarısının aydınlık olduğunu görebiliyorum. Ayın yarısı dediğimiz şey de dördün, yani ilk dördün veya son dördün ayın ana evrelerinden diğerine geçtik. Peki buradan bakarsam ne olacak? Hadi buradan bir bakalım. Bakalım hocam. Bu taraftan baktığın zaman ayın aslında karanlık olduğunu görüyor. Neden? Çünkü güneşi kapatıyor. Yazık, yani gerçekten yazık. Yeni ay evresine gelmiş olduk. Sonrasında diğer taraftan bakalım. Şimdi benim bulunduğum taraftan bir yakınlaşalım kamerayla bakalım. Bakalım hocam. Baktığımız zaman gördüğümüz gibi ayın yine bir tarafının aydınlık, hatta sağ tarafının aydınlık, sol tarafının karanlık olduğunu görüyoruz. Hocam çok güzel hazırlamışsınız. D harfi gibi gözüküyor ay. Buna ilk dördün diyoruz. İlk dördün. Sonrasında ayı bu tarafa bakalım Tonguç evladım. Bu taraftan baktığımız zaman dolunay. Sonrasında bu taraftan bakalım Tonguç evladım benim. Son dördün. Yani ay ters D harfi gibi gözüküyor gördüğün gibi. Evet hocam. Yani aydınlık kısmı ters D harfi gibi. Sonra Tonguç, şimdi buraya gelelim evladım. Bu kameramıza buraya geldik. Buraya geldiğimiz zaman da karanlık. Yani yeni ay evresi. New moon. Tabii bu geçişlerde ne oluyor Tonguç evladım benim? Bu geçişlerde ay bazen hilal gibi gözüküyor. İşte bu geçişlerin de aslında Türk bayrağı, ay yıldız. Bak mesela şu anda bir tarafının aydınlık olduğunu görebiliyorsun Tonguç evladım benim. Bir tarafı da hocam, karanlık. Hocam topu ne kadar güzel seçmişsiniz. Sanki üzerinde krater varmış evet, gibi duruyor. Evet, aynen öyle. Mesela diğer taraftan tutsaydım bu sefer diğer tarafı aydınlık, diğer tarafı karanlık olacaktı. Gibi gibi gibi. Dolayısıyla bu geçişlerde ara evreleri de hilal evreleridir. Onlarda da ay C harfi gözükür. Bazen de ters C harfi gibi gözükür. Bunlar normal şeylerdir. Dolayısıyla ay sürekli gözlemlenirse bir ay içerisinde bir sürü evreye girer. Ve ilk dördün, son dördün, tabii sırası ilk dördün,
dolunay, son dördün yeni ay şeklinde girerler ve aralarda da hilaller dediğimiz C harfleri oluşur diyoruz. O zaman süper bir deneyi tamamladık. Hocam i̇şte gerçekten çok güzeldi. Bu ayımızı sarkıttık. Ayımız da mükemmel bir şekilde. Hocam top zaten lazım değilse ben alabilir miyim topu? Evet tabii ki. Bu ay bu da güneşi temsil eden bir deney yaptık seninle beraber. Ve ayın bizim tarafımıza nasıl gözüktüğünü anlamış olduk. Şimdiden o zaman başarıların devam ediyorum. Hadi bakalım görüşmek üzere.